Rüşvet vermek ve almak. Sual. Bir kimse, dinini, malını, ırzını korumak veya herhangi bir kimseyi zalimlerin zulmünden kurtarmak için rüşvet verebilir mi? Cevap. Konu ile alakalı olarak İbni Abidin'de buyuruluyor ki, rüşvet olarak istenip alınan mal, insanın mülkü olmaz. Veren, geri isteyebilir. İstemeden verdi ise, geri isteyemez. Fakat alanın bunu geri vermesi vacip olur. Bir alime, kendine şefaat etmesi veya zulümden kurtarması için, önceden verilen şey rüşvet olur. Fakat sonra verilen hediyesini alması caiz olur. Önceden istemesi haramdır. Önceden verilen hediyeyi almanın, hocanın talebesinden hediye alması caiz denildi. Dinine, malına, canına zarar gelmesinden korkan kimsenin rüşvet vermesi caizdir. Dinini, malını ve canını, zalimlerin zulmünden korumak için ve hakkını kurtarmak için bir şey vermek rüşvet olmaz. Alana günah olur. Farzları yapabilmek ve haramlardan kurtulabilmek için verilen mal da rüşvet olmaz. Bunları almak günah olur. Yine İbni Abidin rüşvet almanın haram olduğu anlatılırken, rüşveti dörde ayırmaktadır. Müftü, hakim, vali olmak için rüşvet vermek ve birinin, haklı dahi olsa, memura, hakime rüşvet vermesi ve bunların almaları haramdır. Çünkü zaten vacip olan şeyi yapmak için bir şey almak caiz değildir. Bu işleri yaptıktan sonra, istemeden verilen hediye, rüşvet olmaz. Memurların zulmünden kurtulmak veya hakkını almak, malını, canını, dinini, ırzını korumak için memura veya aracıya vermek caizdir. Bunların alması ise haramdır. Zulüm yapılması için vermek ve almak da haramdır. Sual. Herhangi bir kimsenin verdiği hediyeyi almanın, kabul etmenin hükmü nedir? Cevap. Bir kimse, kendi malından hediye verse, istenmeden verilen bu hediyeyi almak, kabul etmek sünnettir. Mektubat-ı Masumiye'de deniyor ki, Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'e hediye gönderdi. Kabul etmedi. Geri göndermesinin sebebini sordu. İnsan için hayırlı olan, kimseden bir şey almamaktır, buyurdunuz deyince, isteyip de almak için demiştim. İstemeden verilen şey, Allahü Teala'nın gönderdiği rızıktır. Onu alınız, buyurdu. Hazreti Ömer de, Allahü Teala'ya yemin ederim ki, kimseden bir şey istemeyeceğim ve istemeden verileni alacağım, dedi. Hediye almanın, tevekküle mani olmadığı, makamat-ı mazheriyede yazılıdır. 19 Ocak 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Osman Ünlü.